Ee, ben yine Mete Bey'i şöyle e, görüntü duvarımıza rica edeyim. Biraz önce bahsettiğimiz o haber dikkat çekti. Ee, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 23. gününde işte malumunuz Moskova yönetimiyle ilgili ortaya atılan yeni senaryoda düşündü. E, çok dikkat çekti hatta biraz da dehşete düşürdü diyelim. Rus televizyonunda yayınlanan bir programa eski bir üst düzey yetkili katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın ardından Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'ya katılan Letonya, Litvanya ve Estonya'yı ele geçireceğini iddia ediyor. Böyle de bir harita üzerinden anlatmış bunun nasıl gerçekleştirileceği ama şöyle bir detay var. Müsaadenizle onu da söyleyeyim ben Mete Bey siz değerlendirirken de dikkate alabilirsiniz belki. E, NATO askerinin binlerce NATO askerinin tatbikatları da yer aldığı sırada e, ele geçirdiği ürpertici bir senaryodan bahsetti. Yani e, Putin NATO'ya katılan Letonya, Litvanya ve Estonya'yı binlerce NATO askerinin tatbikatlarda yer aldığı sırada ele geçirecekmiş. Ne demekse bu? Bunu sorayım. E, ayrıca yani bu Baltık ülkelerini ele geçirme senaryosu olarak geçiyor. Ee, senaryo dahilinde büyük bir Rus radyo elektronik saldırısı düzenlenebileceğini söylüyor bu kişi Korotchenko adı da ee, ve şunu ifade ediyor. Dolayısıyla NATO radarları kör olacak diyor. Ee, İsveç'in Gotland adasına Rus askeri uçakları inecek S400 uçak savar füze sistemleri. Ve gemi savar sistemleri teslim ediyor diyor. Baltık Denizi'nin tamamı Rusya'nın hedef olacak gibi bir böyle senaryo üzerinde durmuş bu isim. Ne diyorsunuz? Makul geliyor mu Ukrayna'da Rusya ne yapacak, ne yapabilecek diye konuşurken direniş karşısında? İşte Litonya, Lit Litvanya, Letonya ve Estonya'yı da görüyoruz. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Litvanya, Letonya, Estonya... Ee, Rus nüfusunun aynı Ukrayna'da olduğu gibi yaşadığı coğrafyalar. İki, üçünde de e, ortalama yüzde yirmi civarında, her birinde belki biraz daha fazla olabilir, yüzde yirmi civarında Rus nüfus var. Şurası da e, Rus toprağı biliyorsunuz. Rusya'nın kendisiyle bağlantısı olmayan yani ana karadan bağımsız tek toprağı burası biliyorsunuz. E, şurası. Ee, Rusya'ya ait. Ee, şimdi şöyle düşünün. Litvanya'da ayrılıkçı grup dese ki ben ayrılıyorum dese şurayı şöyle birleştirmeye karar verse ne olacak? Ne olacak? İşte hani, şimdi mantık şöyle ilerliyor. Şu ana kadar ki mantık ne? <laughs> ya, Don't siz bir mantık belki... görebiliyor musunuz buradan Litvanya, Letonya, Estonya'ya ee, şimdi O zaman gibi. şöyle söyleyeceğim. E, buradaki mantık neydi? Aynı. Ondan sonra adım buradaki mantık neydi? Yani ayağını buraya. Sonra, buradaki buradaki basıp mı Burada ilerleyecektir. Ayağını buradaki toprak. Yok yok hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. çalışıyorum hani örnek olarak gittiğimizde, e, hani iddia eden adam özellikle Litvanya, e, Estonya, Letonya, Litvanya'yı söylemesin seyptenen bir tanesi burada ciddi bir Rus nüfusun olmasından kaynaklanıyor. Zaten bu, burada ne diyor? Donex bölgesindeki grup isyan etti. Kendileri bağımsız olmak istediler. Bağımsız oldular. Daha sonra da e, ben de kendilerini tanıdım ve şu anda burası bağımsız cumhuriyet diyor. Kırım için ne diyor? Kırım'daki grup ayrıldı şeyden. Ukrayna'dan ayrılma kararı verdiler. Mecliste de ayrılma kararının sonucunda biz size bağlanmak istiyoruz dediler. Onlar da biz kendi topraklarımıza kattık. Şimdi mantık olarak baktığınızda Buradaki mantıkta, buradaki mantık arasındaki ve buradakiler ne fark var? Bir tek fark var. Burası NATO toprağı. Yani buralar üçü, üçü, NATO toprağı. Peki ben şöyle söyleyeyim. Bu bir iç savaş olursa, iç savaş olursa ve buradaki grup, yani Ruslar, buradaki Ruslar ayaklanma yaparsa NATO şey yapar mı? Müdahale olur mu? Talep gelirse olur. Buyurun. Olur mu? Olmaz. Hepinize sorayım. Talep olur gelirse mu? olur. Ne olacak? Ne yapacaklar? Yani iç ayaklanma var. İç ayaklanma var. E, Litvanya Litvanya hükümeti e, yardım istiyor. Ne diyecek? Yani Ordumu gönderecek. Barış, barış gücü gönderir. Yani NATO'nun barış gücünün ne yaptığını biliyoruz hepimiz de. Yani Öyle en şey. azından gönderir yani. Kendi iç sorunuz diyecek. Kendi iç sorunuz diyecek. Öyle demez ama o işin içinde Rusya Niye? olunca burası NATO toprağı. Ya Üst NATO kere... bir kere... Özür dilerim NATO üyesi ülkeleri işgal edeceğini söyleyen zat Rus olan kişi e bunun bütün NATO'nun NATO Rusya ile savaşması anlamına geldiğinde herhalde. Bak ben de sana aynı şeyi söylüyorum ama abi, şimdi kafasındaki bak, evet. kafasında geçeni söylüyorum. Şu ana kadar ilerleme mekanizması Gürcistan o zaman biraz daha geriye geleyim ben sizin Hı. için biraz daha geriye geleyim. Gürcistan, Gürcistan'daki senaryo neydi aynı şimdi. değil miydi? Aynıydı. Evet. Ee, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Arkasından aynı dönemde Moldova'nın hemen şurada... Trans-Dinster, Yester mi? Her defa da söyleyemiyorum şurayı. Şurası bakın, şuradan şuraya kadar olan bölge Moldova'dan bağımsızlığını ilan etti. yanlısı bir grup. Rusya'nın burada askerleri var. Ve kimse tanımadığı ülkelerden bir tanesi. Aynı Donex gibi, aynı Kırım gibi... Burası da şurası da bakın ta şuradan başlayıp şöyle gelen bir yer. Peki mesela burada oldu buraya bir şey yaptım mesela. Mete senin söylediğin olasılık dahilinde şeyi e örnekleri de var. Orada bahsedilen konu işgal olduğu için söylüyorum. E ben de, Rusya bak, işgal, işgal ediyorsa bak işgal ne demektir? Bak işgal Sen demedim. Bak, işgal Sen demiyorsun ben ben bak yer işgal için demedim. Söylüyorum. Adam burada bir yukarı bir daha gelseniz arkadaşlar demin ki haritayı koysanız ben başka bir şey anlatıyorum. İç savaş başladı içerideki evet, Ruslara ayaklandılar. İçerideki Ruslara savaş ayaklandılar. Evet. <laughs> Dediler ki satışmalar başladı ve Hı. bir bölgeyi de kurtardılar. Hı. Bir bölgeyi de kurtardılar. Hı. Ve bağımsıztan ilan ettiler. Bağımsız ilan ettikleri günde Rusya tanıdı. Tamam. Ne yapacaksınız? O, onda bir şey yok. Onda NATO i̇şte e, hükümleri zaten, devreye girer değil yani. Ha değil şimdi mesela. ben de o yüzden söylüyorum. Ama o adamın Siz... anlattığı da bu değil yani. Aynen i̇şte. bu. Ama o başka bir ya bir adaya... e... aslında bunu söylüyor aslında. Birebir bunu söylüyor aslında. Hı. Hmm. Aslında birebir bunu söylüyor. Çünkü bugüne kadar bakın bir ülkeyi tahliye ediyorsanız geçmişte yaptıklarından ileri götürürsünüz. Şu ana kadar Gürcistan'dan tutun da Moldova'sına Hı. kadar işte Kırım'ından tutun Donetsk'sine kadar yaşanan bütün senaryoların içerisinde bu senaryo senaryoyla ilerlendi. Ve tezi de şuydu. Bu gruplar bağımsız hissediler, bağımsız oldular ve ben de tanıdım kendilerini. Bitti. Onun için bitti bu kavram. Çünkü bunun aynısını kim yapıyor biliyor musunuz? Bunun aynısını Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Tabii. Onun teziyle oynuyor oyunu. Tabii. Dikkat edin. Ukrayna'da ne söylemeye başladı şey Rusya? Ben birkaç sebep için giriyorum dedi. Hatırlayın Irak savaşının nedenlerini söylüyor. Aslında Onların koduyla konuşuyoruz ya. Emperyal bir devlet gibi konuşuyor. Daha doğrusu emperyalist bir devlet gibi konuşuyor. Emperyal demeyelim. Ne diyor? Nükleer silah yapacaklardı. Başka Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge bölgede Biyoloji. biyolojik silahlar yaptığı ile ilgili önümde önemli deliller vardı. Başka ne söylüyor? Bölgedeki sivil halkı katlediyordu. Kimleri katlediyordu? Rusları katlediyordu. Bak tezlere bakar mısın? Bu tezler kimin tezi? Neonaziler kavramı. Neonaziler. Bu tezler kimin tezi? Amerikan. Amerika'nın Libya'ya da müdahale ederken Mısır'da başkanı devirirken, evet. Irak'ta, Suriye'de her tarafta bütün coğrafyada kullandığı argümanların aynısını kullanıyor. Aynı dili konuşuyorlar. Bak aynı dili konuşuyorlar. Aynı dili konuştukları için de bir sonraki hamlesi de buna benzer bir şey olacak. Buna benzer bir şey olacak. O da nedir? İşte bu. Hatırlayın. 1991 yılında ülkeyi üçe böldüler. Dediler ki kardeşim bu ülkenin üç tarafı <laughs> yukarı tarafında 32 at 36 ben yukarıya da aşağıda sen hiçbir şey yapamazsın dediler. Ülkeyi üçe böldüler. Ülkeyi üçe böldüler. Evet. Neydi argümanı? Oradaki sivillerin katledilmesi. E şimdi ben sana söylüyorum. Rusya çatışma çıktı. Dedi ki kardeşim ben şurayı şey kabul ettim. <laughs> Uçuşu Asgari Asgari Bölge'ye yan Ya Bunların her biri olabilme potansiyeline sahip. Neden biliyor musunuz? Çünkü Yusuf Alabarda'yı da yad ederek söyleyelim. Parça parça. İlk parça. ısırığı aldığında o tadı verdin ona. Sonra ikinci ısırığı aldığında ikinci tadı da verdin. Bu tadlar böyle gittiği için o e. dişe... O dişe o kan değdi. Kurdun dişine kan değdi mi devam eder evet, derler. Evet. Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum. O adamın söylediği normalde Rusya televizyonunda. Bakın Rusya'da bir televizyonda konuşuyor değil mi? Rusya'da bir televizyonda evet, konuşuyor. Evet. Şimdi böyle bir tabloda normalde bunu konuşabilir mi? Yani normalde bunu konuştuğunda Rusya'yı daha da kötü duruma sokacağı için daha paniklersiniz değil mi? Öyle olmuyor. Bu olay yaşanırken bakın Bosna Ersek şurası. Yanlış görmüyorsam burası. Evet. evet. Bosna Ersek şurası. Ne diyor şey? Bosna Ersek'in Rusya'daki yani Rusya'nın Bosna Ersek'teki büyük elsi ne diyor? Bakın diyor. Ukrayna'daki olaydan tecrübe alın diyor. Tabii. NATO'ya sakın girmeyin diyor. Girerseniz Ukrayna'daki tecrübenin aynısını siz de yaşarsınız diyor. Şimdi yani Ukrayna nere? Bosna Hersek nere mi sorusunu <laughs> soruyorsanız ben o zaman size Estonya, Letonya, Litvanya dibindedir. Peki. Bak buraya geldi tehdit. Doğru. Bak tehdit ta buraya geldi. Bu arada Bu arada şuradaki ülkelerin tamamı bir tek Bosna Hersek hariç. Hı hı. Şey. NATO, NATO ülkesi, ülkesi zaten. Neden yani Bosna Arnavutluk Arnavutluk, Hırvatistan falan yani dahil da, olmak orada üzere. Orada da panslavizm, panslavizm kartını oynuyor. Peki fark etmez bak onu söylemeye şunu çalışıyorum. Şimdi şu haritada, şu haritada Karadeniz kıyıları ve Ukrayna'ya yapmaya çalıştıklarıyla Bosna-Hersek'e de dikkat ediyor musunuz? Nasıl herkesin önü denize Peki. kesilmiş, kapatılmış. Bakın, ve e... aynı mantıkla, aynı şeyle Dayton Şimdi... anlaşmasıyla Ukrayna ya aynı ya mantık aynı. Yani Amerika ya da Rusya bu emperyalist akıl ya şu harita bile bize bütün her şeyi gösteriyor. O kadar açık gösteriyor ki. Yani Bosna Hersey'in Akdeniz'e çıkışını şuradan kestiler, kapattılar. Ufacık bir yer var orada. Ya şuraya ufacık, bakar ufacık mısınız ufacık ya? Bir yer var. Aynı şeyi yapıyor. Yani aynı şey. Aynı şey. Şimdi. Peki bunu da önümüzdeki günlerde ha. konuşacağız belli ki. Buyurun ben, tamamlayın. Ee, birazdan gideceğiz ama şunu ya, da söyleyelim. Şu ben söyleyeyim. konuşurken evet, reklama bakın. gidiyoruz biliyorsunuz. Efendim? Ben konuşurken reklama ha, O zaman gidelim. şimdi reklama gidelim. <laughs>